Merhaba. Arkadaşlar, YouTube'da daha önce çektiğim video serilerinin dışında yepyeni bir seriyle karşınıza çıkmak istedim. Bu seri şu an hali hazırda içinde olduğum bir hayatın YouTube'a geçmiş hali olacak. YouTube'da insanlar genellikle yurt dışında eğitimleri araştırıyorlar. Ben de İsveç'te üniversite okuduğum için böyle bir video çekme kararı aldım. Dolayısıyla İsveç'te üniversite hayatını, öğrenci hayatını veya okurken çalışabilir miyiz iş hayatını 5 dakikada İsveç'te üniversite okumak başlığı altında topladım. Umuyorum ki bu seri altında gelecek vaat ettiğine inandığım bu ülkenin, içinde okuduğum bu eğitim sisteminin bir aktarımını size yapabilirim. Öncelikle kendimi tanıtmakla başlayacağım. Yaklaşık 3,5-4 yıl oluyor İsveç'e geleli. Burada İsveççeyi öğrenip İsveççe bir bölümde öğrenci olarak hayatımı sürdüreli. Geldiğim günden beri yaklaşık 3,5 yıldır Göteborg'da yaşıyorum. Burası Stockholm'dan sonraki İsveç'in en büyük ikinci şehri ve burada Göteborg Üniversitesi'nin bir öğrencisiyim. Göteborg Üniversitesi ile alakalı daha sonra vereceğim bilgilerden üniversiteyle alakalı bilgiler dediğim gibi alacaksınız. İsveççeyi nasıl öğrendim? Bir yıl bir süre zarfında Göteborg Üniversitesi'nde İsveççe hazırlık kursu Behörighetsgivende Kurs på svenska för nyanlända adında bir kurs var. Başlık çok uzun. Yeni gelenlere İsveççe yeterlilik kursu gibi bir adı var. Bir yılın ardından uluslararası dil sınavı seviyesinde C1 seviyesini elde ettim. Yani burada yaklaşık klas 3 dedikleri seviyeye tekabül ediyor. Şu an okuduğum bölümde 3. dönemdeyim. Yani 1 yıl geride kaldı ve şu an 2. yılımın yarısındayım. Türkiye'de hukuk öğrencisiydim. Burada sosyonom programı, sosyonom bölümü adı altındaki bir bölüme girdim. Normalde Türkiye'deki gibi hukuk okumak istiyordum. Ama hayat herkesin istediği şekilde gitmeyebiliyor. Bazen istediğimiz bölümleri yazamayabiliyoruz. Ya da istediğimiz bölümler olmuyor. Ben de sosyonom programını yazdım. Mutlu muyum? Evet, gerçekten çok mutluyum. Çünkü hukuk mu, sosyonom mu sorusu biraz zor olsa da ikisi arasında gelgitler yaşadım. Masaya tabiri caizse istediğim şeyleri, tutkularımı, gelecek hedeflerimi koydum ve aralarından seçerek kendim bu bölüme gitmiş oldum. Bölümün içeriğini dediğim gibi daha sonra aktaracağım. Sadece genel mantığıyla ben kimim onu anlatmaya çalışıyorum. Bu bölümün seçiş amaçlarımdan bir tanesi genel tabiriyle ilgi alanlarımdı. Dediğim gibi tutkular, gelecek hayalleri gibi gibiydi. Peki İsveç'e neden geldim? İsveç'e siz neden gelmelisiniz? Bu soruları tartışacak olursak benim şahsi görüşüm, herkesin görüşü farklı olabilir. Ben İsveç'te adil bir yaşam sistemi, adil bir gelir dağılımı altında insanların hayatlarını özgürce ifade edebildiği, özgürce sürdürebildiği bir ülke olarak, ülke zemininde yaşadığımı hissettim. Ben buradaki sosyal toplumu çok beğendim. Gelecek vadeden, topluma en hızlı nasıl adapte oluruzun sorusunu aldığım bir ülke olarak ben burayı seçtim. Dolayısıyla İsveç, siz okumak düşüncesinde olan kişilere, öğrencilere ya da bireylere çok geniş yelpazede bir kapı açacaktır. Peki neden memleketten çıkıp yurt dışında okumak istediniz? Bu sorunun cevabını aramaya çok da gerek yok. Çünkü cevabı açık net belli. Bu politik soruya çok detaylı cevap vermeyeceğim ama genel itibariyle şöyle söyleyebilirim. Her yıl, ki bizim ülkemizin istatistiklerine göre ben bunu söyleyeceğim, 300 bine yakın insan göç ediyor. 300 bine yakın insan göç ediyor. Yanlış duymadınız. 300 bine yakın insan göç ediyor ve bunların büyük bir çoğunluğu dediğim gibi adil bir sistemin olmayışından dolayı ya da gelecek vaat etmeyen bir ülke oluşundan dolayı maalesef ve şu an bakın beyin göçünde neredeyse zirvelere oynayacağız gibi duruyor. Bu ülkeye de kendi memleketimden bu yüzden geldim. Umuyorum ki bu seri altında gelecek vaat ettiğine inandığım bu ülkenin, içinde okuduğum bu eğitim sisteminin bir aktarımını size yapabilirim. Video serimizde bize yardımcı olabilecek kaynaklardan, genel kaynaklardan ikisini videonun altındaki kısma bırakacağım. Bir tanesi antagning.se, burada kurs ve bölümlere başvuru için kullanacağımız bir site olacak. Daha sonra değineceğim. Bir ikinci sitede UHR adındaki Üniversite ve Yüksek Okul Kurulu diye söyleyebileceğim bir site. Bu iki siteyi alt bölüme ekledim. Orada bulabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz tabii ki. Yorumlar kısmında, bu benim için çok önemli,
yorumlarınızı mutlaka bırakın. Çünkü yorumlar oldukça biz bir şeyler ortaya koyabileceğiz ve onun üzerinde düşünebileceğiz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sıradaki videoda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın.